Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlere 22 Kasım Pazar günü İstanbul altılı tahminlerimi paylaşacağım. İlk ayak 4. koşuyla başlıyor saat 14'te. Handikap 16 bir yarış, 3 yukarı İngilizler, 2200 çim. Şimdi burada benim son zamanlarda takip ettiğim, tuttuğum, beğendiğim 7 numaralı Kua Baba var. Onu da ilk sırada tutuyorum. Yani yarın da belki favori çıkabilir. Şimdi yine ilk ayaktan yine birbirine geçebilecek denk bir grup oluşturmuşlar. Bir de 1 numaralı Dakota var. 63 kilo Gökhan Gökçe binecek. Handikap puanı en yüksek gözükse de hem jokeyinden dolayı şu aralar formsuz, hem kilosu 63 kilo. Yani koşmadığı gün sayısı da yaklaşık 4 ay. O yüzden 1 numaralı Dakota'nın burada başarılı olacağını düşünmüyorum. Yani uzun bir arası var ama gerçekten karışık bir yarış. Ya yani burada ya 7 numaralı Kua Baba tek atılır ya da çok safkan yazılır. Biraz da çok safkan yazmaya kalktığımızda burada yazılabilecek safkanlar 4 numaralı The Black Stallion, 5 numaralı Aşera. Aşera aynı zamanda Bet Shishiba ile de Ekuri. Yani o da zaten bu grupta kazanabilecek safkan. Yani 7-4-5 sıralamam. Sonra da 9 numaralı Ferhan ve 8 numaralı Salazar var. Yani onlar da burada sürpriz yapabilirler. 7-4-5'i öncelikli tutuyorum. Sonra 9-8'i de yani daha sonraki ayaklarda fazla safkan yazacak. Arkadaşlar onları yazmayabilir ama burada sürpriz aramak adına 9-8'de eklenebilir. Şimdi ikinci ayağa geçersek, ikinci ayak handikap 15 bir yarış, 4 yukarı Araplar, 1200 çim. Yine ikinci ayakta yani 11 tane safkan var ve biraz zorlu bir yarış. Bu yarışın da ilk 5 safkan arasında olduğunu düşünüyorum. Yani kuponumda da bu 5'ine de yer vereceğim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Yani bu 5'inden biri kazanır diye düşünüyorum. Ama hangisi kazanır gerçekten biraz kestirmek zor. Çünkü birbirine yakın ve denk safkanlar. İkinci ayakta dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde oynayacağım. Üçüncü ayağa geçersek, üçüncü ayak kısa vade 8, 3 yaşlı İngilizler, 1900 çim. Yani şimdi burada plana çıkan Kingsman var. Yani üzülüyorum böyle bir gruba artık buralara düştüğü için. Ama yarın kazanacağını düşünüyorum. Yani Bankon 1 numaralı Kingsman. Yani Long Runner'la Call to Victory ile baş edebilecek bir safkanın burada bu grupta yer alması gerçekten beni üzüyor. Yarın kuponumda kendisini tek olarak değerlendireceğim. Bu grubu da kazanır diye düşünüyorum. Şimdi dördüncü ayağa geçersek, dördüncü ayak handikap 15 bir yarış. Bu arada yarın zaten Kingsman büyük bir ihtimal favori çıkar. Dördüncü ayak handikap 15, 3 yaşlı Araplar, 1600 çim. Yine birbirine yakın safkanlar. Bunlar sonuçta yeni taylar ve aşama kaydeden taylar. Yani birbirine yakınlar. Burada ilk tuttuğum safkan 5 numaralı Alev Saçan. Yani en formda safkan, buradaki safkan o. Sonraki tercihim de 2 numaralı Kuddisi Halis Karataş'ta. Yani 5 ile 2'yi çok ön planda tutuyorum. Ama tabii burada beğendiğim oğlum Batuhan, 1 numaralı oğlum Batuhan ve 4 numaralı Yamaç Bey'i de var. Yani kuponumda 5-2 öncelikli, sonra 1-4 olarak değerlendirmeyi düşünüyorum. İlla sürpriz arayacaklar. Yani burayı bunların haricinde düşünecekler. 3 ile 8 de var ama yani şansları çok zor. Yani öncelikli 5-2, sonra 1-4, sonra da 3-8 diyorum ama 5-2-1-4 oynamayı düşünüyorum. 5. ayağa geçersek, 5. ayak Strike the Gold koşusu, şartlı 1-1 yarış, 2 yaşlı İngilizler, 1200 çim. Hiç koşmamış safkanlar. Burada 2 numaralı Captain Ski ile 3 numaralı Dream Runner Ekürüler. Burada onları öncelikli tutuyorum. Sonra 8 numaralı Yılmazer var. Yani 2-8'i çok öncelikli tutuyorum. Yani yanına at yazmak istersek 4 numaralı Halukan ve 1 numaralı Berken var. Yani 2-8 öncelikli, sonra da 4-1. Son ayağa geçersek, son ayak şartlı 4 bir yarış, dişlilere ait, 3 yaşlı Araplar, 1400 sentetik. Yani burada baktığım zaman son yarışını da çok etkili ve gösterişli kazanan Saadettin Boyraz'ın bineceği 4 numaralı Tanır Kız bende çok ön plana çıkıyor. Hani yıkmaya kalkarsam da yani kim geçebilir dersen, burada 1 numaralı Aksi Seda'yı da gerçekten beğeniyorum.
Yani 4 numarayı kuponumda tek atmayı düşünüyorum ama yanına Safkan yazarsam da 1 numaralı Aksi Seda'yı yazarım. Geri kalan Safkanlar tabii ki kazanabilir. Bu sonuçta bir yine tay yarışı. Yani onunla aşama kaydeden taylar ama dediğim gibi 4'ü çok ön planda tutuyorum. Belki 1'i de yanında değerlendirebilirim. Hepinize yarın için bol şans diliyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.